Artık hiç ayrılmayacağız yine. Sen eve git. Yok abi. Ben geldim işte. Git eve dinlen biraz. Ayrılamam şimdi. Aklım burada kalır. Madem bana olan bütün güvenin bitti, boşanalım. O kadar kolay ya. Öyle mi Kenan? Kahvaltınızı getirdim. Canım istemiyor. Yemeyeceğim. Ama dün de hiçbir şey yemediniz. Hem boğazınızdan iki lokma bir şey geçsin. Üzmeyin artık kendinizi. Hem kesin Kenan Bey o an kızgınlıkla söylemiştir. Tepsiyi götür Gonca. İçim bulanıyor zaten. Ama hanımım. Gonca, rahat bırak beni. Yemeyeceğim. Anneciğim, ben doydum. Tamam kızım. Hadi git elini ağzını yıka da hazırlanıp çıkalım bir an önce. Yoksa biz gezmeye mi gideceğiz? Anneciğim, çok güzel görünüyorsun. Bugün içimde bir bayram sevinci var benim. Sen, ben, Zeynep ablan bundan sonra çok mutlu olacağız. İstediğimiz her yere gideceğiz. Anneciğim. Hayırlısıyla şu iş bir bitse. Zeynep. Ablacığım, yüzünden düşen bin parça. Ne oldu? Mahkeme yüzünden mi yoksa? Yok abla, dalmışım öyle ya. Ablacığım. Bak. Biz üçümüz çok mutlu olacağız. Babandan da boşanıyorum. Artık hep birlikteyiz ablacığım. İnşallah Veysel bir aksilik çıkarmaz. Duruşmaya gelir değil mi? Gelecek abla. Hiç merak etme. Gelecek. Yalnız var ya, araba manyak olmuş ha. Olacak o kadar koçum. Kız almaya gidiyoruz değil mi? Erkut,
Her şey hazır mı? Hazır baba, hazır. Merak etme sen. Ben bir tıraşa gideyim. Neticede damat oluyoruz değil mi? Ondan sonra da Zeynep'i alırız ha? Tamamdır. Aslan Erkut abim benim be. Eyvallah koçum. Hadi araşırız. Hadi kızım çıkıyoruz. Zeynep, ablacığım bu ne? Bu şey ya, arkadaşımın şeysi. Neyse? Ablacığım üstünde tarih saat falan yazıyor, düğün davetiyesi gibi bir şey bu. Bu? Yok canım, şey bu. Bir arkadaşımın resim sergisi açılışı vardı da o vermişti bana bunu. Niye yırtık ki o zaman? Ya işte ben öyle gitmeyeceğim diye yırtmışım, girmiş kitabın arasına ya. Kızlar, Zeynep'in nikahına geliyorsunuz değil mi? Ya cidden evleniyorlar mı? Hem de nikah bugünmüş. Biz geliriz de siz gider misiniz Selim'le? Aa, arkadaşımız evleniyor. Niye gitmeyelim ki? Onların arasında bir şey yok muydu ya? Aa, ne alakası var canım? Hem nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri, birlikte bir ödev yaptılar diye? Neyse, ben davetiyeleri dağıtmaya devam edeyim. Gülnur bak. Zeynep'in nikah davetiyesi. Nikah bugünmüş. Önümüzü de kapatalım da üşütüp hasta olmayalım. Dışarısı çok soğuk. Ablacığım biz çıkıyoruz. Tamam abla. Abla. Bak aklım sende, dikkat et olur mu? Düşünme sen beni ablacığım. İnşallah her şey çok güzel olacak. Bak. Abla sen Elif'i de götürüyorsun ama böyle... Hani babam bir şey yapmasın. Zeynep orası adliye. Merak etme ablacığım. Hiçbir şey yapamaz o bana. Biz hiç ayrılmayacağız değil mi güzel kızım? Hı hı. Ayrılmayacaksınız tabii. Bundan sonra hiç ayrılmayacaksınız abla. Hadi kuzum gidelim. Hadi güle güle abla. Güle güle Zeynep'ciğim. İnşallah her şey daha güzel olacak ablacığım. Abla. Sizi çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ne olur kızma bana olur mu? Niye kızayım ki Zeynep? Duruşmaya gelemiyorsun diye mi yoksa? Abla. Üzerimde çok hakkın var. Beni bugünlere sen getirdin. Ne yapsam hakkını ödeyemem. Niye böyle diyorsun ki şimdi Zeynep? Ne yapıyorsan bizim için abla. Hadi ablacığım, güle güle. Kapıyı kapat da içerisi soğumasın. Güle güle abla. Güle güle Zeynep. Thank you.
Neredesin? İşim var, yoldayım. Ne iş, nereye gidiyorsun? Adliyeye kadar gidip bir boşanıp döneceğim. Nasıl yani? Sen ne diyorsun? Ya bunu daha önce konuşmuştuk. Niye bu kadar şaşırdın? Sen ne söylediğinin farkında mısın? Farkındayım. Ne olmuş? Sana hesap mı vereceğim? Hayır. Geri dön, gidemezsin. Bak, istersen sen de bu işi fazla tırmalama ha. Olmuştu, ölmüşe çare yok ya. Tamam, acısıyla tatlısıyla bir işbirliği yaşadık. Ama bundan sonra ne yapacağım beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi eyvallah. Hayır. Alo. Alo. Ah kahretsin. İşine gelirse. Çocuk yerine koyduğum Veysel. Gör bakalım kimmiş bundan sonra. Anne. Söyle yavrum. Babamla Murat abi niye evimize gelmiyorlar? Çünkü yavrum... Elif'im. Bundan sonra sen, ben, Zeynep abla üçümüz birlikte yaşayacağız. Tamam mı? Hadi. Geldiler mi? Nikah saati yaklaştı mı yani? Gülnur. Çok kötüyüm Gülnur, çok. Bir gelişme var mı Kenan Bey? Şimdi doktoruyla konuştum. Durumu iyiye gidiyormuş. Çok şükür ya Rabbim. Biz nasıl bu hallere düştük abla? Eskiden böyle miydik? Ağzımızın tadı yerindeydi. Evimizin huzuru vardı. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yarın ne olacağımız belli mi? Ama yine de her şey için şükretmek lazım Allah'a. Öyle tabii. Ben dün telaştan bir şey söyleyemedim. Dün Elif'i annesine verdim. Annesi iyileşti demek. Sevindim. Annemin durumu nasıl abi? Var mı bir gelişme? Doktoruyla konuştum. İyiye gidiyormuş. Ne demek anlaşma yaptık Zeynep? Böyle evlilik olur mu? Mecburum Gülnur. Melek abla için bunu yapmaya mecburum. Ama böyle olmaz ki. Yani ablanla konuş, bir şeyler yap. Cık, olmaz. O zaman babamdan boşanmaktan bile vazgeçer ablam. Melek abla öyle iyi biridir ki Gülnur. Yıllardır çektiklerini ben gördüm. Başkası olsa... Melek abla benim annem gibidir Gülnur. Bizim için ne fedakarlıklar yaptı. Yeri geldi babamdan bile korudu bizi biliyor musun? Tek bir gün ya. Tek bir gün bile kötü davranmadı. Ne bana ne kardeşime. Ya o olmasa ben ne okuyabilirdim, ne de bugünlere gelirdim.
Şimdi yıllar sonra ilk defa yüzü gülüyor biliyor musun Gülnur? Bir umudu var. Ben bunu Melek abla için yapmak zorundayım. Onun mutluluğu için. Buyurun. Birine mi atmıştınız? Melek'e bakmıştım ama burada mı? Melek'in bugün duruşması var. O yüzden adliyeye gitti. Evet biliyorum. Ben de onun için gelmiştim ama yetişemedim sanırım. Siz hangi adliye biliyor musunuz? Maalesef bilmiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kararın kesin yani. İstemeden evleneceksin öyle mi? Mecburum. Başka çarem yok. Hiçbir şey için mecbur değilsin. Anlamıyorsun Gülnur. Melek ablanın iyiliği için bu evliliği yapmak zorundayım. Evlilik dediğin anlaşma değil ki Zeynep. Gönül işidir. Gönülsüz yapılan hiçbir şeyden, hele de böyle bir evlilikten bir hayır gelmez. Gülnur, senin hemen gitmen lazım. Bak beni almaya geldiler. Sen hemen arka kapıdan çık tamam mı? Hadi. Zeynep, inat etme. Gel lütfen. Gülnur olmaz. Hala vaktin var. Bak her şey için çok geç olacak. Hayatını mahvetme. Yok gelemem Gülnur, hadi git. Çok büyük hata yapıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Bak Zeynep yapma. Kendini bile bile ateşe atma. Hadi gel gidelim. Yavaş, yavaş. Vay, sevgilisine de yardım edermiş. Ay herhalde edeceğim deli. Nasıl gelin evi oğlum burası? Hiç ses soluk yok. Vay, kralsın müdürüm. E oğlum kız alıyoruz, hadi. Yavaş, yavaş. Abi kapı kilitli. Giremezsin abi. Haşlık olmadan girilmez. Ayak bastı abi. Vay, çakallara bak abi. Kapı parası da anlat abi. Ne yapacağız? Vereceğiz tabii, değil mi? Helal sana be Erkut abi. Al bakayım. Al abi. Al sen de. Hadi bakayım. Teşekkürler. Var ya enişte, çok kral adamsın ha. Hadi. Hadi, hadi. Zeynep. Zeynep, açsana kızım şu kapıyı. Ya oğlum, kız evi naz evi değil mi? Ay ister misiniz gelin kaçmış olsun? Kızım o ne biçim laf öyle ya? Zeynep! Dur bir daha. Thank you.
kızım deminden beri çalıyorum kapıyı. Niye açmıyorsun? Zeynep, giyinmemişsin. Hazırım ben. Aa, bu ne ayol, cenazeye mi gidiyoruz? Böyle evlenilir mi ya? Gelinliksiz nikah mı olur, değil mi? Sana en pahalısını aldım, getirdim. Yani. Hadi kız, hazırlan bakayım sen de. Murat. Ben gelinimi yanımda terli duvaklı isterim Zeynep. Hadi kız, sen de gir bakayım. Görümcene yardımcı ol birazcık. Ay tamam canım. Biz şimdi 2 dakikada hallederiz saçı makyajı. Hadi gel şekerim. Hadi şekerim, hadi. Hadi geç. Bu işi ancak Selim çözer. Hemen onu bulmam lazım. Babam nerede kaldı ya? Gelir koçum, gelir, rahat olsa. E iyi de abi, kuşağı kim bağlayacak? Aç hadi baba ya, aç şu telefonu. Gelin hanım hazır. Çok güzel olmuşsun Zeynep. Hadi koçum. Babam? Sen bağlayacaksın Murat. Neticede ailedensin değil mi? Erkek kardeşisin. Hadi. Ben mi? İyi. Tut bakayım yavrum. Hadi bakalım. Allah mesut etsin. Ay ne hoş. Ne diyorsun yavrum? Bir gün biz de böyle evlenir miyiz? Hadi bakalım. Değil mi? Selim var ya iktisat 2'lerden. Bizim sınıftaki Selim mi? Selim Emiroğlu. Hah evet. Onun telefon numarası var mı sende? Ya aynı sınıftayız ama çok yakın arkadaş değiliz. Numarası yok bende. Ya çok acil bir durum. Zeynep'le ilgili. Hemen ulaşmam lazım Selim'e. Selim'in sürekli takıldığı arkadaşları kantindeler şu an. Onlardan isteyebilirsin. Tamam. Çok sağ ol. Çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin. Birazdan Gülnur gelip cep telefonu numarasını isterse Selim'e sakın vermeyin, tamam mı? Neden ki? Hangi Gülnur? Ya soru sormayın siz. Gelecek birazdan. Siz vermeyin, tamam mı? Tamam. Ya pardon. Siz Selim'in arkadaşlarısınız değil mi? Evet. Benim Selim'e acil ulaşmam gerek. Onun telefon numarasını alabilir miyim? Telefonuma format atıldı. Numaralar silindi. Ben de gördüklerinden numarasını istiyorum. Benim telefonum da arkadaşın arabasında kaldı canım ya. Ben de onu bekliyorum şimdi. Hay aksi. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Selim. Ablacığım. Hadi. Sen git artık. Perişan oldum burada. Doktorlar da iyi haber verdi.
Beklemene gerek yok. Hadi sen git dinle. Bir şey olursa ararsın. İyi oldu, vakitlice geldik değil mi? Ay canım, yani kız evi naz evi. Babam nerede kaldı ya? Gelir şimdi koçum, gelir. Ay hadi girelim, ben dondum vallahi burada. Al koçum, arkaya bir yere park et, arabaya bir şey olmasın, tamam? Zeynep hadi. Hadi tatlım, hadi. Biraz bekleyin, ben mübaşir isminizi yazdırırım. Olur. Gel kızım. Bugün Selim'i gördün mü? Yok, görmedim. Tamam, sağ ol. Bir şey değil. Bakar mısın? Niye arıyorsun sen Selim'i? Çok önemli bir şey söylemem lazım. O yüzden bir an önce bulmam gerek Selim'i. Bu Selim'in numarası. Selim, ne olur aç. Aç şu telefonu. Alo abla. Vardınız mı? Vardık Zeynep, vardık. Bekliyoruz. Bir terslik falan yok değil mi? Babam geldi. Yok. Gelmedi daha. Nasıl ya? Ah, Zeynep geldi şimdi. Ablacığım kapatıyorum şimdi, sonra konuşuruz. Tamam abla. Korkmayın. Hiçbir şey yapamaz. Korkma Melek Hanım, korkma. Adam yemiyorum ben. Gel kızım. Çocuğu da korkutuyorsun bak. Bir şey yapmam, merak etme. Demek bugünlerde görecektik ha. Kaderde bugünleri görmek de varmış. Bak. Takım elbisemizi giydik geldik. Hiç itiraz etmeden. Nikahımıza nasıl geliyorsak tıpkı öyle. Evet, şaşırttın beni. Son anda cayarsın sanmıştım. Her şeyin bir nedeni vardır. Sen o güzel canını hiç yorma.
bulabildiniz mi? Bulamadım. E ne olacak şimdi? Resmen boşanacak gerizekalı. Kendi sonunu hazırlıyor, haberi yok. Bu arada Ali Hanım'ın durumu iyiye gidiyormuş. Üf, ne yapayım? Of. Ne yapacağım ben? Selim. Selim neredesin sen? Sınav sonunda aklıma geldi. Yarı yoldan döndüm. Bırak şimdi sınavı. Zeynep, Erkut denen o adamla evleniyor bugün. Ne? Babası karısından bir şartla boşanacağını söylemiş. Şartı da Zeynep'in Erkut'la evlenmesi. Ne diyorsun sen? Bu işte bir şey olduğunu anlamıştım. Zeynep istemeye istemeye o adamla evleniyor bugün. Bugün mü? Nerede? Ne zaman? Söğüttepe Evlendirme Dairesi. Saat 3'te. Az zaman kaldı. Koş yetiş Selim. Her şey senin için Zeynep. Değil mi? Sen ne dersen ol. Ötesi yok yani. Yalnız gül biraz lütfen. Gelin dediğin mutlu olur değil mi? Tamam, daha birbirimizi tanımıyoruz. Bu mesafe de ondan biraz. Ama bunun için çok vaktimiz olacak. Yavaş yavaş ısınacağız birbirimize. Şu nikahı bir kıyalım. Direkt eniştemin Armutlu'daki yazlığına gideriz. Çok güzel olur bu mevsimde. Sakin, sessiz. Hem tatil yaparız hem birbirimizi tanırız. Beni de bir heyecan aldı şimdi değil mi? Bakayım ben bir sıramıza. Boşanır mıyım lan senden? Zavallı. Hiçbir şeyden haberin yok. Zeynep şu imzayı bir atsın. Gör bak nasıl cayıyorum son anda. Melek Hanım, bir saniye benimle gelebilir misiniz? Elif gel kızım. Baba neredesin sen ya? E geldik biz. Bir işim çıktı da yetişeceğim inşallah. İmzalar atıldı mı? Yok, daha var. Neredesiniz şimdi? Salonu aldılar mı? Ya Erkut abiyle Zeynep şu anda gelin odasındalar. Herhalde birazdan da alacaklar bizi. Anladım, peki. Ya baba, bak geleceksin değil mi? Hani hiç heyecanlı görünmüyorsun da. İnşallah oğlum, uğraşıyorum. Zeynep'imin telli duvaklı gelini olduğunu görmek istemez miyim? Aa, Zeynep ablam gelin mi olmuş? Neyse, siz beni düşünmeyin. Hiç olmazsa çıkışa yetişirim. İmzaları atsınlar da bir an evvel. Hadi tamam. Anne. Anne, bir şey söyleyeceğim. Kızım dur, bir şey konuşuyoruz şimdi. Hakim birbirinizden bir şey talep ediyor musunuz diye sorduğunda da ben bir şey talep etmiyorum demeniz yeterli olacak. Anladım. Başka? Nafaka istememeniz bizim için çok önemli. Bu işimizi kolaylaştıracak. Aç Zeynep, aç. Hadi. Hadi Zeynep.
Herif telefonu elinden almış bile olabilir. Ondan her şey beklenir. Allah kahretsin, Allah kahretsin! Aa! Ama sen hala mı oturuyorsun? Aa, gelinliğin buruşacak. Bak bakayım. Ağladın mı sen? Tabii kolay değil şimdi baba evinden ayrılıyorsun. Ama bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ay, en güzelini yapıyorsun. Bundan sonra kocan çalışacak, sen rahat rahat evinde oturacaksın. Bak bakayım. Ay dur rujunu bir tazeleyelim. Şimdi birazdan bizi çağıracaklar, böyle bir havalı havalı girersin içeri. Dön bakayım. Dön. Ay, dur bakalım. Şu gelin telini de bir düzeltelim dur tatlım. Bak ne güzel oldun. Heyecan yaptım ben şimdi ha. Sakin ol Berkut abi. Sen rahat adamsın değil mi? Değil mi? Ya abi o değil de babam galiba nikaha geç kalacakmış. Ya işimin ne çıkmış? Yapma ya. Ya acaba nikahı ertelesek mi? Ya da hani başkasıyla sıra falan değiştirsek? Ne zaman kazanırız? Ay Murat saçmalama, ne bu ekmek kuyruğu mu? Allah Allah. Yetişiriz koçum, yetişiriz. Hem yenge haklı. Kaç gün önceden aldık biz bu sırayı ya? Zeynep Şimşekler, Kuşay. Biziz, biziz. Sırasını da birazdan siz alacağız. Ay ben gelin hanıma haber vereyim o zaman. Şu yakaya bak, yakaya. Var ya Erkut abi, cillop gibisin ha, yakıyorsun. Ay hayatım hadi ama. Bak sıra geldi. Bırak artık o telefonu. Cık, ama hazırlanman lazım. Anne. Efendim kızım? Zeynep ablam var ya. Davacı Melek Şimşek, davalı Veysel Şimşek. Görüşme salonuna. Gel kızım. Alo Zeynep'ciğim. Ablacığım salona çağırdılar şimdi. Duruşma başlayacak. Çok acil değilse sonra arasam seni olur mu? Tamam ablacığım. Ben öyle ne yaptınız diye merak ettim zaten. Her şey yolunda ablacığım. Hayırlısıyla güzel haberlerle arayacağım seni inşallah. Tamam abla. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ablacığım. Ben de seni. Senin elinde telefon. Bak bizi çağırıyorlar. Hadi. Hadi ama. Hadi bakalım.
Belirli gün ve saatte celse açılmıştır. İki genç insanın hayatlarını birleştireceğimiz bu mutlu güne hoş geldiniz diyorum ve nikah akdine başlıyorum. Davacı Melek Şimşek, davalı Veysel Şimşek'in hazır oldukları görülmüştür. Adınız, soyadınız? Erkut Şahin. Adınız, soyadınız? Anne. Şşş. Heyecandan. Zeynep Şimşek. Davacı vekilinden soruldu. Anne dinle beni, bir şey diyeceğim. Ne oldu kızım? Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Yapılan araştırma sonucunda evlenmenize engel herhangi bir durumun olmadığı tarafımdan tespit edilmiştir. Şimdi burada bir kez daha misafirler ve şahitler huzurunda evlenmek istediğinizi sözlü olarak beyan etmeniz gerekmektedir. Anne, buradan Zeynep ablanın düğününe gidecek miyiz? Ne düğünü? Zeynep ablam evleniyormuş. Bilmiyor musun? Siz Erkut Şahin, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan
kendi hür iradenizle Zeynep Şimşek'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Gideceğiz, değil mi anne? Kızım, kim söyledi sana bunu? Ne evlenmesi? Az önce babam konuşurken duydum. Zeynep ablam evleniyormuş. Sayın hakim, müvekkilim Melek Şimşek'le eşi Veysel Şimşek uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşamakta. Nasıl? Nasıl olur bu? Zeynep, ablacığım bu ne? Bu. Şey bu. Gelinlik. Abla, sizi çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ne olur kızma bana, olur mu? Üzerimde çok hakkın var. Beni bugünlere sen getirdin. Ne yapsam hakkını ödeyemem. Her şeyin bir nedeni vardır. Sen o güzel canını hiç yorma. Zeynep Şimşek, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi rızanızla Erkut Şahin'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?